Hocam Nevzat Hocam hazırmış şeyde Üsküdar Üniversitesi Rektörü. Nevzat Hoca ile beraber devam edelim azıcık sohbete. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum. Sağolunuz, var olunuz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle siz sözü vermeden önce ben size bir teşekkür etmek istiyorum. Ben işte 4 yıldır neredeyse Üsküdar Üniversitesi ailesindeyim. Ve 4 yıldır benim gibi zor, gezenti, ne söyleyeceği çok belli olmayan bir akademisyeni sadece bünyesinde istihdam etmekte kalmayıp her türlü çılgın şeye de sonuna kadar destek veren takımın başında Nevzat Tarhan vardır. O yüzden bugün hani en başlarda burada olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu vesileyle de teşekkürlerimi sunmak isterim. Sağ olun, var olun. Buyurun hocam. Estağfurullah. Burada senin sözünden giriş yapmak istiyorum. Böyle şey yapıcı, keşfedici kişiler, yeni deneyimlere açık kişiler, çoğu sıra dışı kişilerdir. Bu sıra dışı kişiler de birçok özellikleri nedeniyle yanlış anlaşılırlar. Birçok şeyi önceden görebilirler. Yani, çılgınca şeyler yaparlar. Aslında onun çılgın dediği şeyler aslında baktığımız zaman geleceğin doğrularıdır. Ben Sinan hocamda bu özellikleri gördüğüm için iyi niyetini biliyorum, güzel gayretini biliyorum. Bunun sonucunda güzel şeyler ortaya çıkaracak inşallah diye düşünerek hep desteklemeye çalıştım. Ve gerçekten de toplumda güzel mesajları verdi. Bilimin soğuk yüzünü sıcak ve sevimli haline getirdi. Bilimle bizim inanç sistemimizi, değerlerimizin barışıklığıyla ilgili çok önemli tespitleri var. Yani insan çünkü içinde doğduğumuz kültür, inanç sistemi var. Birikimimiz var, bir geleneğimiz var. Bunlara karşı olmak gibi bir yanlış bir Türkiye'deki aydın şeyi var, yanılgısı var. Bu aydın yanılgısı sanki bizim geçmişimize İtiraz edersek ancak modern oluyoruz tarzındaki bu aydın yanılgısını da değiştirme konusunda önemli ezber bozucu şeyler yaptığını görüyorum. Bu nedenle ben onun bu çalışmalarının daha güzel şekilde, daha böyle sistematik bir şekilde devam etmesini hep arzulamışımdır. Bu nedenle ben bu arada bu İFA projesine de değinmek istiyorum. İnsanın fabrika ayarları. Ben bunu ilk duyduğum zaman da bu yani kişinin ya bir insanın ya biyolojik boyutunu, psikolojik boyutu ve spiritüel boyutu olan bir şey olması lazım. Çok iddialı bir söz bu. İnsanın fabrika ayarları. Yani bunu keşfetmek için laboratuvarlar yıllardır çalışıyor insanoğlu. Felsefe işin içine giriyor. Fakat bu keşfi devamlı teoriler çıkıyor. Felsefe zincirine baktığımız zaman bir filozofun ürettiği bir şeyi sonraki yalanlıyor. Birbirini tamamlayıcıdan çok birbirinin eksiklerini bulmak tarzındaki bir felsefe zinciri var. Böyle bir durumda felsefe her şeye çözüm bulamıyor. Ama çok da gerekti. Felsefede şu an çünkü akıl gerekiyor. Akıl yürütme yöntemleri gerekiyor. Bu şu anda modern Batı medeniyetin başarısı felsefeyi unutmamasıyla ilgili, değerli bulmasıyla ilgili. Bizim burada Osmanlı'nın medeniyet krizini yaşamasının nedeni de felsefeyi yani düşüncenin gelişmesini yok saymasıyla ilgili. Ama Fatih'te yoktu bu mesela. Fatih'te yoktu. Daha sonra Osmanlı süper güç olduktan sonra ya bunlara ne lüzum var diye Sokrates'i, Aristo'yu vesaire her şeyi kaldırdılar eğitim sisteminden. Daha sonra da Endülüs'ü devrimine yenik düşüldü. Yani birçok yeniliği aldı sultanlar ama biz üretemedik. Rusya bile birçok Nobel ödülü aldı, biz alamadık. Ve ilginçtir şu anda da yani Cumhuriyet iddialı bir şekilde çıktı ama şu anda bizden bir kimse Nobel ödülü almıyor. Bizden Amerika'ya giden Nobel ödülü alıyor. Bizden Almanya'ya giden COVID aşısını buluyor. Yani bizde insanlarımızda sorun yok, sistemde sorun var. Yani bu da işin ayrı bir noktası.
Yani biz şu anda demek ki zihinsel dönüşüm yapacak, keşif yapacak, böyle yeni fikirlere, yeni ihtimallere açacak bir eğitim sistemimiz oluşturamamışız. Yani bir gelenekçi bir eğitim sisteminden yeni bir gelenekçiliğe ortaya çıkmışız. Bu gelenekçilikten kurtulamadığımız için, sorgulayamadığımız için gelişemiyoruz. Ben Sinan Hocam'da bu sorgulayıcılığı görüyorum. O sorgulayıcılık dediğin gibi ifade bir sorgulayıcılıktır. Yani insanın doğuştan nasıl doğuyor insan? Mesela insan doğduğu zaman, şimdi nörobilimin ciddi bir katkılar oldu 90'lı yıllarda. Descartes'in yanılgısı diye bir yanılgı kitap çıktı. Devrim yaptı psikolojide. Yani psikolojik bütün paradigmalar yeniden yazıldı. Ve bunun üzerine bu yeniden yazılmalar üzerine yani artık felsefe de nörofelsefe demeye başladı. Nöroekonomi denilmeye başladı. Biz nöropazarlama yüksek lisans programımız var şu anda Sinan Hoca'nın da içinde bulunduğu. Ve bu çerçeve içerisinde artık insan yani nörobilim bilimsel menzile girdi. Girdikten sonra şimdi bilimin yeni menzili uzay zaman ilişkisiyle insan beyninin ilişkisi. Uzay zaman. Ve çünkü fotonlar konuşuyor. Uzaydaki fotonlarla beynimizdeki fotonlar konuşuyor. Yani kuantum evrenden bağımsız çalışmıyoruz. Yani her düşüncemiz kuantum evrene sunuluyor bir şekilde gidiyor ve oradan karşılıklı etkileşim var. Ayna nöronlar keşfedildikten sonra yani her şey allak bullak oldu. Mesela otistik çocuklarda ayna nöron yok. Empati yapamıyorlar. Onun için teori geliştiremiyorlar. Zihin teorisi, teorisi üretiyor insan beyni. Zihin teorisi üretmek, varsayım yapabilmek, sembolik düşünmek, kavramsal düşünmek demek. Bu insanda var, diğer canlılarda yok. Diğer canlılar sadece yemek, içmek, üremeye göre programlanmış. Ama insanın genetik yapısı ve bizim şu anda tespit edemediğimiz bir holografik bir evren içerisindeki bir zihin yapımız var. Yani bizi yöneten beynimiz değil, holografik bir beynimiz var. O kuantum bir beyin var. Bizi o beyinle hareket ediyoruz. Tezi gittikçe güçleniyor ve diğer bu Higgs bozonu birçok ezberleri bozacak onu söyleyeyim. Şu anda Higgs bozonu biz eğer anlamlandıramazsak kuantum sıçramalarını, sicim teorisini, kara deliklerle ilgili ilgilenemezsek biz insanı çözemeyiz. Yani ben burada İFA'nın üzerinde duracağı çalışmalardan birisi de bu uzay beyin ilişkisinin üzerinde duracak bir boyutu da muhakkak bir pencere de onu açmasında. İnşallah ben bu kitabı bitirdikten sonra bu teoriyi bir anlaşılır şekilde formüle ettikten sonra niyetim, arzum, hedefim inşallah başta Üsküdar Üniversitesi olmak üzere bütün hani bu tip konularla ilgilenen akademisyenlerin çalışmalarıyla bu meseleyi biraz nasıl diyelim çürütmeye çalışması. Yani biliyorsunuz teorileri biz böyle geliştiriyoruz. Hani ben şimdi ortaya ben birçok çalışmayı toparlayıp böyle bir kapsayıcı anlatı koymaya çalıştım. İnşallah bahsettiğiniz alanlarda dahil olmak üzere. Hayalim bu. İnşallah biraz da böyle lansmanlarla falan anlatmaya çalışmamızın, sizleri misafir etmemizin nedeni o. Acık dikkat çeksin. Birileri bir dakika ya bu ne oluyor teori meori desin. Bunun üzerine iki proje yapsın. İnşallah benim yanlış söylediğim bir yerleri bulsun. Gerçekten çok isterim. Zaten inşallah bilgiyi de böyle geliştiririz diye düşünüyorum. Bu arada tekrar dediğim gibi Üsküdar Üniversitesi'nin bize sağladığı gerçekten huzurlu, özgür, önü açık, beyni açık çalışma ortamı için tekrar bu işin ana mimarı olan Nevzat Tarhan hocamıza ben tekrar buradan teşekkür ediyorum. İnşallah Nevzat Hoca kamuoyunda da yani ben Sayın Kurucu Rektörümüzden örnek almış olmalıyım. O da tartışmalı bir isimdir kendisi. Hani böyle seveni var, yereni var vesaire. Medyaya çıktığın zaman böyle şeyler olur. Ama özellikle yaptığı güzel şeylerin bu ülkede sonsuza kadar yankılanacağını biliyorum. Tekrar emeklerinize sağlık hocam. Her şey için teşekkürler. Bize misafir olduğunuz için de. Bu arada tabii. Teşekkürler. Ben şu birkaç cümleyle bitirmek istiyorum isterseniz. Tabii. Şimdi bir teori üretirken önce hipotez oluyor tabii. O hipotezi mantıksal çerçeveye oturmak gerekiyor. Yani bir akıl yürütme içerisinde bir onunla ilgili tez antitez oluşturmak ve bununla ilgili bir düşünce deneyi yapmak gerekiyor.
Düşünce deneyi yaptıktan sonra hipotez teori haline gelir. Daha sonra proje haline getirilir ve ondan sonra yapılır. Bu nedenle madem insanın fabrika ayarlar diyoruz, insanı öyle alıyoruz. Önce buna insanı kendimizi tanımaktan başlamamız lazım. Psikolojinin geleneksel paradigması da zaten insanın kendini tanımasını değil de başkalarını tanıması üzerine oluşturuluyordu psikolojideki birçok altyapı. Ama şu anda insan kendini tanımayan bir insan şuna benziyor. Bir haritada bir yere gideceksin. Gideceğin yer belli. Yolunu çizmeye çalışıyorsun. Ama nerede olduğunu bilmezsen nasıl bulacaksın ki orayı? Ya önce bir insanda güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, yani insana SWOT analizi yapabilmemiz lazım her insana. SWOT analizi, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, imkanlarını, fırsatlarını, tehditlerini hepsini belirleyip ona göre o insana kendi güçlü zayıf yönlerine göre varoluşuna uygun, yaratılış amacına uygun bir ayar olması gerekiyor. Yani ben bunu çok sevdim. Şimdi buradasınız ayarı o zaman. Bizim ifaya şimdi buradasınız tarifi diyebiliriz. Evet. Yani burada kişinin kendisini analiz etmeden başkalarıyla ilgili bir yol, kendisiyle ilgili bir yol çizmesi mümkün değil. Ve aynı zamanda da kişinin böyle bir durumda, yani insan beyninin sosyal bir beyin olduğu biliniyor. İlişkisel bir varlık insan. Tek başına göre, yaşama göre programlanmamış. Yani tubula rasa olarak, boş levha olarak doğmuyor insan. Fakat müthiş yetenekler kümesi olarak doğuyor. Her şey sonsuz ve bunu muhakkak burada ifa içerisinde şu feral çalt olgularını muhakkak ele almak gerekir. Yani insan vahşi çocuk olgular. Ukrayna'da İnşallah bulunmuş mesela. İnşallah bu hafta başında elinizde olacak. Üçüncü cilt onunla başlıyor zaten. Yani onu görmeden, ya yani bir insanın nasıl bir bırakın kimliğini bile bulamıyor kişi. Kadın erkek olduğu bile sonradan öğreniliyor. Öyle bir varlık insan. Bu epigenetik çok önemli burada. Yani epigenetiğe de biyolojinin kuantumu deniyor zaten. Yani epigenetik bulgularla bir insan, hatta bir erkek çocuğunu fazla sevdiği zaman onda da oksitosin salgılanıyor. Emziren anneler gibi. Yani bu genetik polimorfizm oluyor insanda. Yani duygularını yönetmeyi başarırsa. Onun için duyguları yönetmeyi öğrenebilmek kendimizi tanıdıktan sonra yapacağımız ikinci adım olmalı. Neyse bunları herhalde tartışılır, konuşulur. Ben tekrar başarılar diliyorum Sinan Hocam. Mustafa çok Hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Bu güzel işte yolunuz açık olsun diliyorum. Hep beraber hocam. Çok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün. Çok sağ olun.